Zihnin aldatmacalarının üstesinden gelmek. O şo, nasıl olur da nefes alıp verme sürecindeki belirli bir noktanın farkına varılınca aydınlanma elde edilir? Nefesteki böylesine küçük ve anlık bir aralığın farkına varılarak bilinçsiz olandan nasıl özgürleşilir? Bu soru önemlidir ve bu soru muhtemelen çoğu kimsenin aklına gelmiştir. Çok şeyin anlaşılması gereklidir. Birinci olarak maneviliğin zor elde edilen bir başarı olduğu düşünülür. Aslında bu ne zordur ne de bir başarıdır. Zaten manevisin. Benliğine yeni hiçbir şey eklenmez ve benliğinden hiçbir şey çıkarılmaz. Sen olabildiğince mükemmelsin. Gelecekte mükemmel olmayacaksın. Kendin olmak için zahmetli bir şey yapman gerekmez. Sen zaten olmak istediğinsin. Hedefin zaten oradadır içinde vardır. Burada ve şimdi, şu anda sen ilahi olarak bilinensin. Mutlak olan buradadır. Zaten öyleydi. İşte bu yüzden basit tekniklerin faydası olur. Bu bir başarı değildir, bir keşiftir. Gizlidir ve çok, çok küçük şeylerde saklıdır. Kişilik tıpkı giysiler gibidir. Bedenin burada giysilerin içinde saklıdır aynı şekilde maneviliğin burada bazı giysilerin altında saklıdır. Bu giysiler senin kişiliğindir. Burada şu anda çıplak olabilirsin ve aynı şekilde maneviliğinde de çıplak olabilirsin. Ama giysilerin ne olduğunu bilmiyorsun. Öylesine uzun zamandır giysiler içindesin. Ve giysilerle öyle özdeşleşmişsin ki artık onların giysi olduğunu düşünmüyorsun.'' O giysilerin sen olduğunu düşünüyorsun. Bu yalnızca bir engeldir. Örneğin bir hazinan var ama onun bir hazine olduğunu unuttun ya da daha fark etmedin ve sen sokaklarda dileniyorsun, bir dilencisin. Bir sana şöyle derse, git evinin içine bak. Dilenci olman gerekmiyor. Hemen şu an bir imparator olabilirsin. Şöyle diyeceksindir. Sen ne saçmalıyorsun? Nasıl hemen şu anda bir imparator olabilirim? Senelerdir dileniyorum ve hala dilenciyim ve daha ömürler boyunca dilensem imparator olmayacağım. Bu yüzden hemen şu anda bir imparator olabilirsin demek ne kadar saçma ve mantıksız bir şey. Dilencinin buna inanması imkansızdır. Neden? Çünkü dilenen zihin uzun zamandır süren bir alışkanlıktır. Ama eğer hazine evde saklı ise o zaman basit bir kazma işi biraz toprak kaldırma ile hazine ortaya çıkacaktır. Ve o anda adam artık dilenci olmayacaktır, bir imparator haline gelecektir. Manevilikte de aynıdır. O gizli bir hazinedir. Gelecekte bir yerde bir şey başarılmayacaktır. Sen daha fark etmedin ama zaten orada, içindedir. Hazine sensin ama hala dileniyorsun. Başka bir örnek ele alalım. Bir adam kör gözlerle, hastalıklı gözlerle doğmuştur. Kör bir adam için dünya farklı bir şeydir. Küçük bir operasyon her şeyi değiştirebilir çünkü gözlerin iyileştirilmesi yeterlidir. Gözler hazır olduğu anda Gören arkaya gizlenir ve gözlerden bakmaya başlar. Gören zaten oradadır, yalnızca pencereler yoktur. Sen penceresiz bir evdesin, duvarda bir delik açabilirsin, birden dışarı bakarsın. Bir pencerenin açılması küçük bir operasyon yeterlidir. Maneviliğin zaten orada olduğunu, zaten öyle olduğunu anlayabilirsen küçük bir çabanın yeterliliğine dair bir endişe taşımazsın. Gerçekten de büyük çabalara gerek yoktur. Küçük bir çaba yeterlidir ve ne kadar küçükse o kadar iyidir. Ve çaba harcamadan çalışırsan daha da iyidir. Daha önce de başına gelmiştir. Ne kadar çok uğraşırsan başarmak o kadar zor olur. Çabanın kendisi, gerginliğin, meşguliyetin, özlemin, beklentin başarını engeller. Ama çok küçük bir çabayla, Zende dedikleri gibi çabasız çabayla, yapmıyormuş gibi yapmakla başarı kolaylıkla gerçekleşir. Ona ulaşmak için ne kadar çıldırırsan, başarı olasılığın o kadar düşük olur. Çünkü bir iğneye ihtiyaç varken sen kılıç kullanmaktasındır. Kılıcın bir işe yaramaz. Daha büyük olabilir ama iğneye ihtiyaç duyulduğu yerde kılıcın faydası olmaz. İçine nefes çektiğin zaman nefesi hissetmezsin. Nefesi hiç hissetmemişsindir. Bunu hemen inkar edeceksin. Şöyle diyeceksin. Bu doğru değil. Her zaman bilincinde olmayabiliriz ama nefesi hissediyoruz. Hayır. Nefesi hissetmiyorsun. Geçişini hissediyorsun. Denize bak. Dalgalar oradadır. Dalgaları görürsün. Ama o dalgalar hava rüzgar tarafından yaratılır. Rüzgarı görmezsin, suyun üzerindeki etkilerini görürsün. Nefes aldığın zaman burun deliklerine dokunur, burun deliğini hissedersin ama nefesi asla bilmezsin. Nefes aşağı iner, geçişini hissedersin. Geri gelir, yine geçişini hissedersin. Nefesi asla hissetmezsin, yalnızca dokunuşunu, geçişini hissedersin. İlk önce geçişin farkında olacaksın ve geçişin tamamen farkında olduğun zaman ancak o zaman yavaş yavaş nefesin kendisini fark etmeye başlayacaksın ve nefesin farkına vardığın zaman o zaman o boşluğu aralığı fark etmeye başlayabileceksin. Göründüğü kadar kolay değildir. Zihin engeller yaratır. Bunun çok basit ya da çok zor olduğunu düşünürsen bu düşünceler engel halini alır. O zaman ne yapacaksın? Basit bir şey de yapamıyorsun, zor bir şey de yapamıyorsun. Ne yapacaksın? Söyle bana. Zor bir şey yapmak istiyorsan ben onu zor kılarım. Basit bir şey yapmak istiyorsan basit kılarım. Nasıl yorumlandığına bağlıdır ama bir şeye ihtiyaç vardır, yapmak. Yapmayacaksan zihin hep bahaneler bulur. Gerçekte ikilem yoktur, gerçekte sorun yoktur hiç olmamıştır, hiç olmayacaktır. Zihinde sorunlar vardır ve sen gerçekliğe zihin aracılığıyla bakarsın. Böylece gerçeklik sorunlu olur. Zihnin bir hapishane gibi işler, böler, sorunlar yaratır. Bu kadarla da kalmaz, daha da derin sorunlar haline gelecek çözümler yaratır çünkü. Aslında çözülecek sorun yoktur. Gerçeklik kesinlikle sorunsuzdur. Sorun yoktur. Ama sen sorun olmadan hiçbir şeyi göremezsin. Nereye bakarsan bak sorunlar yaratırsın. Senin bakışın sorunludur. Buhar makinesi icat edildiğinde kimse inanmadı. Çok basit görünüyordu. İnanılmaz. Yalnızca mutfaktan, çaydanlığından bildiğim buhar, bir makineyi çalıştıran buhar, yüzlerce, yüzlerce yolcuyu ve böylesine bir yükü taşıyan buhar öyle mi? Öylesine aşina olduğun aynı buhar mı? Bu inanılır gibi değil. İngiltere'de ne olduğunu biliyor musun? İlk tren yola çıktığında kimse içinde oturmamış. Hiç kimse. Pek çok insan trenin içinde oturmaları için ikna edilmiş, rüşvetle kandırılmış, para verilmiş ama son anda kaçmışlar. Demişler ki, öncelikle buhar böyle mucizeler yapamaz. Buhar gibi basit bir şey böyle mucizeler yapamaz ve eğer makine çalışırsa bu işin içinde şeytanın parmağı olduğu anlamına gelir. Bu şeyi şeytan yürütüyor, buhar değil ve bir kez yürümeye başlayınca durdurabileceğinin garantisi var mı? Garanti verilememiş çünkü bu daha ilk trenmiş. Daha önce hiç durmamış, durması yalnızca olasıymış. Hiç deneyim yokmuş. Bu yüzden bilim evet duracak diyemiyormuş teorik olarak duracakmış ama insanlar teorilerle ilgilenmiyormuş. Onlar trenin durup durmayacağı ile ilgileniyorlarmış. Ya durmazsa o zaman içinde oturmakta olan bizlere ne olacak? Böylece yolcu olarak hapishaneden 12 hükümlü getirilmiş. Zaten öleceklermiş, zaten ölüme mahkumlarmış, bu yüzden tren durmasa bile sorun değilmiş.'' O zaman trenin duracağını düşünen deli makinist, treni icat eden bilim adamı ve zaten ölecek olan bu 12 yolcu işte yalnızca bunlar ölecekmiş. Buhar gibi basit bir şey demişler o zamanlar. Ama artık kimse bunu söylemiyor çünkü artık işe yarıyor ve sen bunu biliyorsun. Her şey basittir, gerçeklik basittir, yalnızca cehalet yüzünden karmaşık görünür. Aksi halde her şey basittir.'' Bir kez tanırsan kolaylaşır. Biliş zor olacaktır ama gerçeklik yüzünden değil. Unutma, senin zihnin yüzünden. Bu teknik basittir ama senin için basit olmayacaktır. Zihnin güçlük yaratacaktır. Bu yüzden bir dene. Farkındalık ile dikkat arasında bir fark vardır. Bir şeye dikkat ettiğin zaman bu dışlayıcıdır. Dikkatini başka her yerden uzaklaştırman gerekir. Aslında bu bir gerilimdir. Bu yüzden ona dikkat denir. Başka bir şey pahasına bir şey dikkat etmektesindir. Nefesine dikkat edersen yürüyüşüne ya da araba kullanmana dikkat edemezsin. Araba sürerken deneme çünkü ikisine birden dikkat edemezsin. Dikkatin inhisari bir anlamı vardır. Farkındalık çok farklı bir şeydir, dışlayıcı değildir. Dikkat etmek değildir, ilgili olmaktır, bilincinde olmaktır dahil ederek farkındayken bilinçlisindir. Nefesin bilincin dahilindedir. Yürürken yanından biri geçer ve sen onun da bilincindesindir. Biri yolda gürültü yapmaktadır. Yakından bir tren geçer, bir uçak uçar. Her şey dahildir. Farkındalık dahil eder. Dikkat dışlar. Nefesinin farkındalığına varman için önce nefese dikkat edeceksin. Bu yüzden önce belirli aralıklarla dene. Bir saat boyunca yalnızca nefesinle ilgilen, yavaş yavaş dikkatini farkındalığa dönüştürebilirsin. O zaman basit şeyler yap. Örneğin yürü. Yürümenin ve aynı zamanda nefesinin farkına vararak ilgiyle yürü. Yürüme ve nefes alıp verme eylemleri arasında karşıtlık yaratma. İkisini de izle güç değildir. Ama ilk önce dikkat ile başla ve unutma ki farkındalığa doğru ilerlemen gereklidir. Bu yüzden kısa bir süre seç. Sabah iyidir çünkü taze olursun, enerjilerin canlıdır, her şey yükselmektedir. Sabahleyin daha canlı olursun. Fizyologlar insanların sabahları daha canlı olmalarının yanı sıra boylarının da biraz daha uzun olduğunu söylerler. 1.80 boyundaysan sabahleyin 1.81 olursun ve akşam yine 1.80'e geri dönersin. 1 santim kaybedebilir çünkü yorulduğun zaman bel kemiğin yerleşir. Bu yüzden sabahleyin taze, genç, enerji dolu olursun. Şunu yap. Meditasyonu programının başına al sonra artık çaba göstermek gerekmediğini hissettiğinde, tamamen nefese dalarak bir saat oturabildiğinde, farkındalıkla, dikkat içinde, yalnızca çaba göstermeden nefese dikkat etmeyi becerdiğini bildiğinde, gevşemiş halde ve zorlama keyfini çıkarmaktayken o zaman başarmışsındır. O zaman başka bir şey ekle. Örneğin yürümek, sonra bir şeyler eklemeye devam et belli bir süre sonra nefesinin daima farkında olmayı başaracaksın. Hatta uykunda bile ve uykunda bile farkında değilsen derinliği bilemezsin. Yavaş yavaş da olsa bu farkındalığa ulaşacaksındır. İnsanın sabırlı olması doğru başlaması gerekir. Bunu bil çünkü sinsi zihin hep seni yanlış bir şekilde başlatmaya çalışır. 2-3 gün sonra da bırakırsın. Zihin yanlış başlamana sebep olur. Bu yüzden hep doğru başlaman gerektiğini düşün. Çünkü doğru başlamak işin yarısını başarmak demektir. Ama biz yanlış başlarız. Dikkatin zorluğunu çok iyi bilirsin. Bunun sebebi tamamen uykuda olmandır. Bu yüzden nefese dikkat etmeye başka bir şey yaparken başlarsan başaramazsın ve işini bırakmazsın. Nefese dikkat etmeyi bırakırsın. Bu yüzden kendine gereksiz sorunlar çıkarma. 24 saat içinde küçük bir köşe bulabilirsin. 40 dakika yeterli. Bu yüzden teknikleri o zaman yap. Ama zihin pek çok bahane yaratır. Zihin der ki, "Zaman nerede? Zaten yapılacak çok iş var. Zaman nerede?" ya da zihin der ki, "Şimdi mümkün değil. Bu yüzden ertele. Gelecekte bir zamanda, işler daha iyi olduğunda yapabilirsin." Zihninin sana ne dediğine dikkat et. Zihine fazla güvenme ve biz asla kuşku duymayız. Herkesten şüphe edebiliriz ama kendi zihnimizden asla şüphe etmeyiz. Ben anlamıyorum. Ben zamanı olmayan hiç kimse görmedim. Kağıt oynayan insanlar görüp duruyorum ve onlar zaman öldürüyoruz diyor. Sinemaya gidiyorlar ve yapacak ne var ki diyorlar. Zaman öldürüyorlar, dedikodu yapıyorlar, aynı gazeteyi tekrar tekrar okuyorlar. Yaşamları boyunca konuşup durdukları aynı şeylerden konuşuyorlar ve zamanımız yok diyorlar. Gereksiz şeyler için yeterince zamanları var. Neden? Derinlerde bir yerde korku var. Yaparsan bir şeyin olmayı bırakması korkusu. Korku bu. Paradoksal gelebilir ama değişmek istediğini sanan o kadar çok, o kadar çok insanla karşılaştım ki. Meditasyona ihtiyaçları olduğunu söylerler, derin bir dönüşüm isterler ama derinlerde korkuyorlardır. İkilik içindedirler. İkilik, iki zihinleri vardır. Ne yapacaklarını sorar dururlar ve hiçbir zaman yapmazlar. O zaman neden sorup dururlar? sırf kendilerine dönüştürmekle ilgilendikleri konusunda kendilerini aldatmak için işte bu yüzden sorarlar. Bu gerçekten içtenlikle değişmek istedikleri izlenimini, görüntüsünü yaratır. İşte bu yüzden sorular sorarlar. O ya da bu guruya giderler, bulurlar, denerler ama asla hiçbir şey yapmazlar. Derinlerde korkmaktadırlar. Zihinde orijinal olan hiçbir şey yok. O yalnızca bir birikim zihinde bir benlik olup olmadığını öğren. Derinlere gidersen kimliğinin tıpkı bir soğan gibi olduğunu anlayacaksın. Bir tabakayı soyarsın ve başka bir tabaka çıkar. Diğer tabakayı soyarsın ve yine bir tabaka çıkar. Tabakaları soymaya devam edersin ve sonunda hiçliğe ulaşırsın. Tüm tabakalar atıldığında geriye hiçbir şey kalmaz. Beden ve zihin soğan gibidir.'' hem bedeni hem zihni soyduğun zaman bir hiçlikle, bir boşlukla, dipsiz bir uçurumla karşılaşırsın. Bu boşlukla yüzleşmek korku yaratır. Bu korkunun varlığını bildiğin için meditasyon yapmazsın. Meditasyon yapmayı ister, bu isteğin üzerine konuşursun ama bu konuda asla bir çaba göstermezsin. Çünkü içinde taşıdığın korkunun bilincindesindir. İçinin derinliklerinde bir boşluk olduğunu bilirsin ama bu korkudan kaçamazsın. Ne yaparsan yap onunla yüzleşmediğin sürece korku kalır. Tek yol budur. Hiçlikle bir kez yüzleşince içinde bir uzay olduğunu anlayınca korku kalmaz. Bu boşluk yok edilemez. Boşluk ölmeyecektir. İşte bu yüzden derin meditasyonda defalarca insan bu hiçliğe yaklaştığında korkar, titremeye başlar, öleceğini hisseder, bu hiçlikten kaçıp dünyaya dönmek ister ve pek çok insan geri döner. Sonra bir daha asla içeri dönmezler. Benim görüşüme göre bir meditasyon tekniği denemişsin, hiçliğe yaklaşmışsın ve sonra korku seni ele geçirmiş ve ondan kaçmışsın ve bu yaşanmışlık anılarının derinliklerinde saklanır. O anı seni engeller. Ne zaman meditasyonu denemeyi düşünsen bilinçsiz zihninin derinliklerinde o geçmiş anı seni rahatsız eder. Düşünmeye devam et, yapma, bir kez yaptın. Tüm korkular ölüm temellidir. Ne şekil alırsa alsın, biçimi, ismi ne olursa olsun tüm korkular ölüm temellidir. Derinlere gidersen ölümden korktuğunu anlarsın. Aslında tek gerçeklik vardır. Yaşamda kesin olan tek şey ölümdür. Başka her şey belirsizdir. Olabilir de olmayabilir de ama ölüm konusunda olabilir de olmayabilir de diyemezsin. Ölüm vardır ve yaşanacaktır. Aslında yaşanmaya başlanmıştır bile. Yaşamaya başladığın an ölmeye de dolayısıyla ölümü yaşamaya da başlarsın. Artık bu konuda hiçbir şey yapılamaz. Ölümün kesinliği anlaşıldığında korku ortadan kalkar çünkü değiştirilebilen şeyler üzerine korku duyulur. Ancak ölümün varlığını değiştirebilirsen korku duymaya devam edersin. Oysa ölümün varlığını zaten içinde olduğunu kabullenirsen ölüm korkusu kalmayacaktır. Ölüm korkusu kaybolduğu zaman artık meditasyon yapabilirsin. Yap. Sessiz ol ve yap. Zihnin pek çok soru yaratacak. Bana sormadan önce derinlemesine sorgula. İlk önce bu sorular gerçekten anlamlı mı yoksa yalnızca zihnin seni aldatıyor mu onu sorgula. Yap, sonra sor. O zaman soruların pratik olur. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Kendi içine gideceksin ve hemen şu an gitmek mümkündür. Zihnini bir kenara bırakabilirsen buraya ve şu ana girebilirsin. Bu teknikler zihnini bir kenara bırakmak içindir. Bu teknikler aslında meditasyon için değildir. Zihni bir kenara bırakmak içindir. Zihin orada değilken sen varsın. Soru Oşo, Toplu yaşamı sürdürebilmek için insanlar can sıkıcı, tek düze, birbirini tekrarlayan işler yapmak zorundayken aydınlanmış bir toplum yaratılmasını nasıl umabiliriz? Cevap: Hiçbir şey can sıkıcı değildir. Hiçbir şey birbirini tekrarlayan tek düze bir şey değildir. Sen öylesin ve yaptığın her şeye kendi niteliğini getiriyorsun. Hiçbir eylem kendi içinde can sıkıcı değildir. Hiçbir eylem kendi içinde can sıkıcı olmayan bir eylem de değildir. Onu can sıkıcı ya da tersi kılan sensin. Ve aynı eylem sana bu an can sıkıcı gelebilir, bir sonraki an mutluluk verici olabilir. Eylem değiştiğinden değil, senin ruh halin, eyleme getirdiğin ruh hali değişmiştir. Bu yüzden unutma, tekrarlayan işler yaptığın için sıkılmıyorsun. Tersine sen sıkıldın. Bu yüzden iş tekrarlıyormuş gibi geliyor. Örneğin çocuklar eylemleri tekrarlamak ister. Aynı oyunu tekrar tekrar oynarlar. Sen sıkılırsın. Ne yapıyorlar? Tekrar tekrar aynı oyun. Tekrar tekrar aynı hikaye isterler. Tekrar tekrar zevk alırlar ve o hikayeyi bana yine anlat derler. Sorun nedir? Kavrayamazsın. Aptalca görünür. Değildir. Onlar öyle canlıdır ki hiçbir şey onlar için tekrar değildir. Sen ölüsün ve senin için her şey tekrar. Onlar aynı oyunu tekrarlar durur. Bütün gün devam edebilirler ve onları durdurursan ağlayıp bağırırlar, sana direnirler, oyunu bozma derler ve sen bütün gün ne yaptıklarını anlayamazsın. Onların farklı nitelikte bilinçleri vardır. Onlar için hiçbir şey tekrar değildir öyle çok zevk alırlar ki bu zevk niteliği değiştirir ve sonra yine zevk alırlar. Hem de daha fazla zevk alırlar çünkü artık nasıl oynanacağını bilmektedirler. Üçüncü seferde daha da fazla zevk alırlar çünkü artık her şeye aşinadırlar. Zevk almaya devam ederler, zevkleri hep artar. Senin aldığın zevk hep azalır. Sorun nedir? Eylemin kendisi can sıkıcı mıdır yoksa senin varlık tarzında, bilinç tarzında bir sorun mu vardır? Her gün seninle konuşuyorum. Sonsa dek yapabilirim bunu. Konuşmayı seviyorum. Benim için tekrar değil. Sonsa dek seninle konuşabilirim. İletişim, yüreğinle iletişim benim için bir aşk. Tekrarlayan bir eylem değil, aksi halde sıkılırdım. Bir hikaye duydum. Küçük bir çocuk bir pazar günü babası ve annesiyle kiliseye gitmiş.'' sonra ertesi pazar yine, ertesi pazar yine. Üçüncü pazar günü bu küçük çocuk babasına sormuş. Tanrı'nın canı sıkılıyor olmalı çünkü her gün kilisede aynı yüzler var. Üç pazardır buraya geliyorum, aynı yüzler. Her pazar aynı kişilerin geldiğini gördükçe Tanrı'nın canı sıkılıyor olmalı, demiş. Ama Tanrı'nın canı sıkılmaz. Tüm varoluş durmaksızın tekrarlamaktadır bize tekrar gibi görünür ama bir varlık, mutlak bir varlık, Tanrı gibi bir şey varsa onun canı sıkılmaz. Canı sıkılırsa devam etmeye gerek kalmaz, durabilir, yeter artık diyebilir, bitti diyebilir ama onun canı sıkılmaz. Neden? O seviyor. Her ne oluyorsa bu onun aşkı, o yaratıcı, bir işçi değil, o yaratıcı.'' Sen henüz kendini kabullenemedin. Henüz varlığın için varoluşa teşekkür etmedin. Tanrı'ya doğru yürekten bir teşekkürün yok. Gerçekte garez besliyorsun. Beni neden yarattın? Derinlerde sorup duruyorsun. Neden varoluşa fırlatılıp atıldım? Amaç ne? Düşün. Aniden Tanrı ile karşılaşsan ona soracağın ilk soru ne olur? Şöyle sorarsın, beni neden yarattın? Acı çekmem için mi? Istırap içinde olmam için mi? Boş yere ömürler boyunca gezinip durmam için mi? Yanıt ver dersin. Sen kendini kabullenmemişsin. Eylemlerini nasıl kabullenebilirsin? Kendini sev. Kendini olduğun gibi kabul et. Çünkü eylem ikinci sırada gelir. O zaman benliğinden akar. Kendimi seversem o zaman ne yaparsam yapayım onu da severim ve eğer sevmezsem dururum. Devam etmeye ne gerek var ki? Ama sen sevmiyorsun ve kaynak sevilmezken o kaynağın ürünleri nasıl sevilebilir? Ne yaparsan yap bir mühendis olabilirsin, bir doktor, kimyacı, bilim insanı olabilirsin. Ne yaparsan yap nefretini getiriyorsun ona. Nefretin onu tekrar kılıyor. Nefret ediyorsun ve neden yaptığın konusunda bahaneler buluyorsun. Karım için, çocuklarım için yapıyorum diyorsun. Ve baban da senin için yapıyordu. Ve onun babası onun için yapıyordu. Senin çocukların senin için yapacak ve kimse yaşamdan zevk almayacak. Bunlar hiledir. Sen yalnızca korkaksın, ondan kaçamazsın. Çünkü sana güvenlik, gelir, banka hesabı veriyor.'' Sen korkak olduğun için yapmayı bırakamıyorsun ve sevdiğin şeyi yapmaya başlayamıyorsun. Sonra her şeyi çocuklarının, karının üzerine yıkıyorsun ve onlar da aynısını yapıyor. Çocuğa sor. "Okula gidiyor ve canı sıkılıyor." diyor ki, "Babam için gidiyorum. O mutlu hissediyor. Gitmezsem çok üzülür." Ya karın? O da her şeyi sen ve çocuklar için yapıyor. Aslında kimse kendisi için var olmuyor. Kimse kendine kendi için var olacak kadar çok sevmiyor. O zaman hiçbir şey yolunda gitmiyor. Kaynak zehirlenmiş ve sonra kaynaktan çıkan her şey zehirlenmiş. Ve işini değiştirirsen onu seveceğini düşünme. Hayır. Niteliğini yeni işe de getirirsin. Başlangıçta bir heyecan olabilir, yeni bir şey olabilir ama önünde sonunda yerleşecek ve aynı olacaktır. Kendini değiştir, kendini sev. Ne yaparsan yap, sev. Ne kadar ufak olursa olsun fark etmez. Aklıma bir hikaye geldi. Abraham Lincoln başkan olduğunda senetonun açılış günü onun gücünü, prestijini, başarısını çok kıskanan biri ayağa kalkmış ve Abraham Lincoln'a şöyle demiş. Lincoln unutma babam bir ayakkabıcıydı. Tamamen saçma ve ilgisizmiş ve bunu söyleyen adam eklemiş. Baban ayakkabıcıydı ve ailem için ayakkabı yapardı onu unutma. Sırf onu hakaret etmek için söylemiş ve tüm senota gülmüş çünkü herkes kıskançmış. Derinlerde herkeste de aynı his varmış. Bu koltuk bana ait değil ve bu adam onu ele geçirdi. Elbette ne zaman biri başarılı olsa sinsi bir şekilde başarmıştır. Yalnızca sen adil bir biçimde başarılı olursun başkalarının başarılarını bu şekilde uyarlarız. Sinsilikle, yanlış bir teknikle ulaşmıştır başarıya. İşte bu şekilde tahammül ederiz ve kendimizi teselli ederiz. Bu yüzden tüm senata gülmüş. Ama Abraham Lincoln çok güzel bir şey söylemiş. Demiş ki, ''Bana babamı hatırlatman çok güzel. Onun bir ayakkabıcı olduğunu biliyorum ama ben hiç öyle ayakkabıcı görmedim.'' benzersizdi, yaratıcıydı. Çünkü ayakkabı yapmayı çok seviyordu ve onun kadar başarılı olacağımı hayal edemiyorum. Çünkü bu başkanlığı onun ayakkabı yapmayı sevdiği kadar sevmiyorum. O zevk alıyordu, mutluydu. Ben bu başkanlıkta onun ayakkabıcılıkta olduğu kadar mutlu olamayacağım. Ama bu anda onu neden hatırladın? Biliyorum demiş Abraham Lincoln. Babam ailen için ayakkabı yapıyordu ama onlar hiç şikayet etmedi. Bu yüzden umarım ayakkabılar iyidir ama sen şu anda hiçbir ilgisi olmadan onu hatırlıyorsun. Sanırım ayakkabın hala vuruyor. Ben onun oğluyum, onarabilirim demiş. Kendini seviyorsan, yaptığın işi seviyorsan farklı bir ortamda yaşarsın. O ortamda hiçbir şey tekrarlanmaz. Tekrar ancak sıkıntılı zihne görünür. Tekrarlayan eylemler yüzünden sıkıldığını söyleme. Eylem tekrar gibi görünüyor çünkü sen sıkılıyorsun. O zaman ne yaparsan yap tekrar olur. Ama hayata bak. Yaşam tekrardan zevk alır. Mevsimler bir çember şeklinde hareket eder. Güneş bir çember üzerinde hareket eder. Her gün her sabah doğar ve yaz gelir, kış gelir, yağmurlar gelir. Tekrarlar dururlar. Tüm varoluş derin bir şekilde tekrarlayarak hareket etmektedir. Yaratım tıpkı bir çocuk oyunu gibidir. Ağaçların canı sıkılmaz, gökyüzünün canı sıkılmaz. Gökyüzü asla yine mi bulutlar demez. Gökyüzünün bulut gördüğü bunca bin yıldan sonra her yağmur mevsiminde bulutlar gelir ve hareket etmeye başlarlar. Hayata bak. Hayat tekrardır. Sözcük iyi değildir. Tekrar sözcüğü iyi değildir. Hayatın aynı oyunu oynamaya devam ettiğini söylemek daha iyidir. İş eylem değiştirmeyi düşünme. Bilincinin niteliğini değiştirmeyi düşün. Kendine karşı daha sevgi dolu ol. Hatırlanacak ilk şey kendine karşı daha sevgi dolu olman gerektiğidir. Kendini sevmeyen biri kendinden nefret eder ve eğer sen kendinden nefret ediyorsan nasıl başka birini sevebilirsin? diğerlerinden de nefret edersin. Ancak rol yapabilirsin ve kendini sevemediğin zaman nasıl başkalarından seni sevmelerini bekleyebilirsin. Kendi gözlerinde herkes kınanır. Nasıl içe işleneceğine, nasıl sevgi dolu ve uyanık olunacağını biliyorsan hiçbir şey tekrar değildir. Aksi halde her şey tekrardır. Sen sıkılıyorsun çünkü can sıkıntısı yaratan bir bilincin var. Bilinci değiştir o zaman sıkıntı olmaz. Ama sen nesneleri değiştirip duruyorsun. Bu hiç fark yaratmaz. Zihin maddesine ifade edilemez bir incelik içinde yüreğinin altına, üstüne ve içine öylesine koy. Üç şey. Bir, eğer bilgi önemliyse o zaman baş merkezdir. Eğer çocuksu masumluk önemliyse o zaman yürek merkezdir. Çocuk yürekte yaşar, biz başta yaşarız. Çocuk hisseder, biz düşünürüz. Hissettiğimizi söylediğimiz zaman bile hissettiğimizi düşünürüz. Bizim için ilk başta düşünmek gelir, hissetmek ikinci sıradadır. Düşünmek bilimin aracıdır, hissetmek dinin aracıdır. Yine hisseden bir organizma olmaya başlamalısın ve iki boyut birbirinden farklıdır. Düşündüğün zaman ayrı kalırsın, hissettiğin zaman erirsin. Bir çiçeği bir gülü düşün. Düşündüğün zaman ayrı olursun. Bir boşluk, bir mesafe, bir uzam olur. Düşünce için uzama ihtiyaç vardır. Düşüncelerin hareket etmesi için mesafe gerekir. Çiçeği hissedersen boşluk kaybolur. Mesafe yok olur. Çünkü hisler için mesafe engeldir. Ne kadar yaklaşırsan o kadar fazla hissedersin. Bir an gelir yakınlık bile bir tür mesafe gibi görünür ve o zaman erime gerçekleşir. O zaman sınırları hissedemezsin. Senin nerede olduğunu, çiçeğin nerede olduğunu hissedemezsin. Senin nerede bittiğini, çiçeğin nerede başladığını hissedemezsin. O zaman sınırlar birbirinin içinde erir. Çiçek bir açıdan senin içine girer, sen bir açıdan çiçeğin içine girersin. Hissetmek, sınırların kaybolmasıdır. Düşünce sınır yaratmaktır. İşte bu yüzden düşünce hep tanımlar üzerinde ısrar eder. Çünkü tanımlar olmadan sınır yaratamazsın. Düşünce ilk önce tanımla der, duygu tanımlama der. Tanımlarsan duygu biter. Çocuk hisseder, biz düşünürüz. Çocuk varoluşa yaklaşır, erir ve varoluşunda kendi içinde erimesine izin verir. Biz yalıtılmışız, kafada tutsak olmuşuz, biz adalar gibiyiz. Ne yaparsan yap zamanının ve enerjinin belli bir kısmını hissetmeye ayır. O şeye sorarlar. Dedim ki zihinde düşünce olmadığında zihin boş olur ve tüm gizemlerin kapıları açılır. Bu içsel boşluğu derinlemesine ve açıkça hissediyorum ama gizem olarak hissettiğim özel bir şey yok. Gizem derken neyi kastettiğini ve bunun nasıl hissedildiğini açıklar mısın? Cevap gelir. İçsel boşluğun kendisi gizemdir. Onu hissedemezsin, onu bilemezsin, o olabilirsin. Sen osun. İçsel boşluk oradayken o zaman sen yoksun. Onu gözlemleyemezsin. Eğer gözlemliyorsan o zaman içsel boşluğun henüz belirmemiştir. Onu kim gözlemleyecek? Eğer sen gözlemliyorsan ondan ayrısın. Bu yüzden içsel değildir, dışsaldır. Sana göre dışarısıdır. İçerisi henüz boş değildir, doludur. Ego oradadır. Çok incelikli bir biçimde bir gözlemci ya da izleyici olarak oradadır. İçsel olan henüz boş değildir. Çünkü içsel boş olduğunda sen olmazsın. Bu yüzden hatırlanması gereken ilk şey senin gizeme tanık olmayacağın, senin gizem olacağındır. Onu gözlemlemeyeceksin çünkü sen ayrı olamazsın, bir ikilik olamaz, bir şey. İçsel olan gerçekten boş olduğunda sen olmazsın. Çünkü sen içseli dolduran şeysin. O senin yüzünden boş değildir. Senin yüzünden boşluk kaplanmış, işgal edilmiştir. Sen çözüldüğün zaman, basitçe kaybolduğun zaman ancak o zaman içsel boşluk olur. Bu yüzden sen gizeme tanık olmayacaksın. Sen yok olana kadar gizem ortaya çıkmayacak. Sen olmadığında gizem ortaya çıkacak. Bu yüzden içsel boşluğu hissettiğini söylüyorsan bu senin boşluk olmadığın anlamına gelir. Boşluk sana olan, senin çevrende olan bir şey ama sen boş değilsin. Bu yüzden gerçekte bu boşluk yalnızca bir boşluk düşüncesi. İşte bu yüzden artık içsel uzamanın boş olduğunu söyleyebiliyorsun. Bu bir düşüncedir. Bu boşluk gerçek değildir. Bu boşluk yalnızca zihnin parçasıdır. Gözlemci oradadır. Bu yüzden nesne de orada olmalıdır. Boşluğu bir nesne bir düşünce kalabilirsin. Gizemli bir şey arama, yalnızca basit ve masum ol. O zaman tüm varoluş sana açılır. Delirmezsin. Bu kadar yakın olan ama senin erişemediğin tüm bu şeyin saçmalığına gülümsersin yalnızca ve engel yoktur. Bir anlamda o daima senin içindeydi. Iskalayıp durman bir mucizeydi. Eğer boşluk gerçekse, orada olan her şey, tamamı gerçeklik sana açılır. Şu anda kapalı olduğundan değil, açıktır. Sen kapalısın, zihnin meşgul. Zihnin boş olduğunda, işgal edilmemiş olduğunda sen ona açık olursun ve bir buluşma gerçekleşir. Ve o zaman her şey, bütün sıradanlığı içinde güzel olur. Dolayısıyla bilen insanın tamamen sıradan olduğu söylenir o gerçeklikle birdir. Özel olanı özlemek egonun tarzıdır ve egonun yarattığı bütün yollar seninle gerçek arasında boşluklar, mesafeler yaratır. Boş ol, o zaman her şey başına gelir. Karmaşık şeyler açıklanabilir, unutma. Basit şeyler açıklanamaz. Bir şey ne kadar karmaşıksa tanımı o kadar kolay olur. Çünkü karmaşıklık içinde bölebilir, karşılaştırabilirsin. Basit bir şeyde hiçbir şey yapamazsın. Örneğin sana sarı nedir diye sorsam ne dersin? Sarı öylesine basittir ki onun hakkında karmaşık hiçbir şey yoktur. Su nedir diye sorsam haşike o diyebilirsin. Su karmaşıktır, hidrojen vardır, oksijen vardır. Bu yüzden onu tanımlayabilirsin ama sana sarı nedir diye sorsam en fazla sarı sarıdır diyebilirsin. Sarı nedir desem ne dersin? Sarı bir çiçeğe, yükselen sarı güneşi gösterebilirsin ama hiçbir şey söylemiş olmazsın, işaret ediyor olursun. Basit bir şey ancak gösterilebilir. Karmaşık bir şey tanımlanabilir, bölünebilir, analiz edilebilir. Budalar sessizdir ama bunun sebebi çok karmaşık bir gerçeklikle karşı karşıya gelmeleri değildir. Onlar sessizdir çünkü olgu o kadar basittir ki ancak işaret edilebilir, tanımlanamaz. Bu yüzden seni ona götürebilirler ama o konuda hiçbir şey söyleyemezler. Sen basit, tamamen basit, masum, boş olduğunda gerçeklik ve sen buluşursunuz. O zaman içinde onun yansıması olur. O sende yankılanır. O senin içine girer. Ama özel bir şey bekleme. Nirvana özel bir şey değildir. Bunu söylediğim zaman zihnine ne oluyor? Nirvana'nın özel bir şey olmadığını söylediğimde ne hissediyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Biraz hayal kırıklığına uğramış hissediyorsun. Zihninde bir soru doğuyor olmalı. O zaman çabalamak niye? O zaman bunca çaba neden? O zaman neden meditasyon yapmalı? O zaman bu teknikler niye? O zihne bak. O zihin sorundur. Zihin özel bir şey ister ve bu arzu yüzünden zihin özel şeyler yaratır durur. Gerçeklikte özel bir şey yoktur. Ya tüm gerçeklik özeldir ya da hiçbir şey özel değildir. İnsanlar bana geliyor ve diyor ki, üç aydır meditasyon yapıyorum ve daha hiçbir şey olmadı. Bir arzu ve o arzu engeldir. Arzu orada olmazsa tek bir anda olabilir. Bu yüzden gizem arzulama, Gerçekte hiçbir şeyi arzulama. Yalnızca rahat ol. Bu haliyle gerçeklikle yuvanda ol. Sıradan ol. Sıradan olmak harikadır. Çünkü o zaman gerilim olmaz, ıstırap olmaz. Sıradan olmak çok gizemlidir. Çünkü çok basittir. Bana göre meditasyon bir oyundur, iş değildir. Ama senin için iş olmaya devam ediyor. Sen iş terimleriyle düşünüyorsun. İş ile oyun arasındaki ayrımı anlamak iyidir. İş hedef yönelimlidir. Olduğu haliyle yeterli değildir. Bir yere, bir mutluluğa, bir hedefe, bir sona gitmelidir. O bir köprüdür, bir araçtır. Kendi içinde anlamsızdır. Anlam hedefte gizlidir. Oyun tamamen farklıdır. Hedefi yoktur ya da olduğu haliyle hedeftir. Mutluluk onun ötesinde, dışında değildir. Onun içinde olmak mutluluktur. Kendi dışında mutluluk vermez sana. Ötesinde hiç anlam yoktur. Var olan her şey içindedir. Ona hastır. Oynarsın ama bir sebep için değil. Şu anda ondan zevk aldığın için amaçsızdır. İşte bu yüzden yalnızca çocuklar gerçekten oynayabilir. Ne kadar büyürsen, oynama yeteneğin o kadar azalır. Daha, daha fazla amaç yüzünden neden, neden oynayayım diye daha, daha fazla sorarsın. Daha fazla hedef yönelimli olursun. Onun aracılığıyla bir şeye erişilmelidir. Olduğu haliyle anlamlı değildir. Kendini has değer senin için anlamını yitirir. Yalnızca çocuklar oynayabilir. Çünkü onlar geleceği düşünmez. Onlar zamansızca burada olabilir. İş zamandır. Oyun zamansızdır. Meditasyon oyun gibi olmalıdır. Hedef yönelimli olmamalıdır. Bir şeye erişmek için meditasyon yapmamalısın. Çünkü o zaman meditasyonun tüm anlamı kaybolur. Bir şey için meditasyon yapıyorsan hiç meditasyon yapamazsın. Ancak meditasyonla oyun oynuyorsan, ondan zevk alıyorsan, onun aracılığıyla bir şeye erişilmiyorsa, kendi içinde güzelse meditasyon yapabilirsin. Meditasyon aşkına meditasyon o zaman zamansız olur ve o zaman ego doğamaz. Arzu olmadan kendini geleceğe yansıtamazsın. Arzu olmadan beklentilere başlayamazsın ve arzu olmadan asla hayal kırıklığına uğramazsın. Arzu olmadan zaman gerçekten kaybolur. Sonsuzluğun bir anından diğer anına gidersin. Sıra olmaz. Ve o zaman asla neden özel bir şey olmadığını sormazsın. Bu dünya tamamen bir sıradışı olma mücadelesidir. bazıları politikada dener, bazıları ekonomide dener, bazıları dinde dener, ama arzu aynı kalır. Gevşemeli ve sıradan olmalısın. Neden sıradan kaldığını hissediyorsun? Bir yerlerde sıradışı olma, sıradan olmama arzusu olmalı. Ancak bununla karşılaştırıldığında kendini sıradan hissedersin ve o zaman ardından belli bir hüzün gelir. Ama neden sıradan olmalı? Sıradan ol dediğimde ne kastediyorum? Durum her neyse onu kastediyorum. Ol. Birkaç gün önce genç bir adam geldi ve dedi ki: Ben bir egoistim ve ne zaman seni dinlesem yanlış yaptığımı hissediyorum. Bu yüzden nasıl egosuz olmalı? Ona dedim ki, yalnızca egoist ol ve öyle olduğun gerçeğini kabullen ve mücadele etme. Egosuz olmaya çalışma. Sen bir egoistsin, bunu hisset, bu ol. Büyük hayal kırıklığına uğradı. Çünkü aslında ego için yeni bir yol arıyordu. Egosuzluğu arıyordu ve ben dedim ki, nasılsan öyle ol. Bu yüzden o arzu kesildi ve ego hareket edemedi. Ve ona dedim ki, üç ay boyunca bana gelme ve ego ile savaşma. Onu kabullen. Ego var. O senin bir parçan. Sen böylesin. Onunla savaşma ve zıttı olan terimleriyle düşünme. Nasıl egosuz olacağını düşünme. Çünkü egonun yolu budur. Onu kabullen. Kabullenmek ölümdür. Denedi. 3 ay sonra yine geldi ve dedi ki, kabullenmek çok zor oldu ama sen söylediğin için denedim. Şimdi bana bir teknik ver, bana bu egonun ötesine geçmek için bir anahtar ver. Tüm çaba sahtedir, çünkü kabullensen öteye geçme arzusu olmaz. Ne zaman kendini sıradan hissetsen, bir şekilde sıra dışı olmaya çalışırsın ama herkes sıradandır. Sıradan olmak gerçek olmaktır, biri sana onu kendinle karşılaştırdığın için sıra dışı gelebilir ama bir deha kendi haliyle herkes kadar sıradandır ve o kendini sıradan hisseder. Bir gül sıradandır, bir lotus çiçeği sıradandır ama gül karşılaştırmaya başlarsa nasıl lotus çiçeği olunacağını düşünürse o zaman sorunlar çıkar ve eğer lotus gülden yayılan güzel kokuyu düşünmeye başlarsa o zaman gül sıra dışı olur karşılaştırırsan bu karşılaştırmadan sıra dışılık çıkar. Aksi halde her şey sıradandır. Her şey kendi haliyle olduğu gibidir. Karşılaştırma, özleme. Özlersen o zaman meditasyon seni hayal kırıklığına uğratır. Çünkü meditasyon seni tüm sıradanlığını hissedeceğin bir noktaya getirir. Ona karşı alıcı ol, ona kucak aç. Bu iyidir. Meditasyonun ilerlediğini, derinleştiğini gösterir. Ama bir yerlerde hala sıra dışılık arzusu vardır ve bu engel yaratmaktadır. Arzu kaybolursa kendini sıradan olarak hissetmezsin. Yalnızca var olursun. Sıradan olduğunu nasıl hissedebilirsin? Yalnızca var olursun ve var olmak öylesine basit olmak ki sıradan ya da sıra dışı hissetmemek erişmektir. İyidir. Bunun yüzünden hayal kırıklığı yaşama Hayal kırıklığı yaşarsan o zaman bir arzu taşıdığını ve o arzunun zehir yarattığını hatırla. Bu delilik neden var? Neden geliyor? Neden herkesin başına geliyor? Tüm bu dünya deli ve sebebi şu. Herkes özel bir şey, birisi olmaya çalışıyor. Yaşam başına ancak kimse olmadığında gelir. Öylesine boş olduğunda ki kimse olmadığında o zaman tüm yaşam engelsizce içinden akar. O zaman akış eksiksizdir, tamdır. Sen birisiyken taş olursun, akışı bozarsın. Yaşam içinden geçemez, bir mücadele, bir direnç olur ve elbette çok gürültü yaratırsın. Ve bunca gürültü yaptığın için sıra dışı bir şey olduğunu düşünebilirsin. Boş bir kap ol, geçit ol, dirençsiz ol ki yaşam içinden kolaylıkla akabilsin. O zaman hiç gürültü çıkmaz. Var olduğunu hissedemeyebilirsin çünkü sen ancak savaşırken var olduğunu hissedebiliyorsun. Ne kadar çok savaşırsan o kadar çok hissediyorsun. Yaşam öylesine rahat bir akış, öylesine sessiz bir ırmaktır ki hiçbir gürültü çıkmaz. Ama eğer bir şey, birisi, sıra dışı, özel olmaya çaba gösterirsen o zaman yaşam senin içinden akamaz o zaman yaşam ile senin aranda, senin küçük egonla kozmos arasında daimi bir mücadele olur. Bu delilik yaratmaktadır. Deli bir adamı yanıldığına ikna edemezsin. Çünkü o çok mantıklıdır. Deliler son derece rasyonel ve mantıklıdır. Bir deli her gün sabah evinden çıkardı, bazı mantralar söyler, jestler yapardı. Bu yüzden doğal olarak her geçen ona ne yaptığını sorardı ve deli adam şöyle derdi. Bu mahalleyi hayaletlerden koruyorum. Böylece soran adam derdi ki ama bu mahallede hayalet yok. Ve adam şöyle yanıt verirdi. Gördün mü mantralar söylemem yüzünden hayalet yok. O rasyoneldir, onu ikna edemezsin. Hayaletler onun mantra söylemesi yüzünden yok ama o artık kendi öznel düş dünyasında yaşar ve onu çekip çıkaramazsın kendini biri sanıyorsan kimse şeylerin doğasında olmayan biri olamaz. Ama sen kendini biri sanıyorsan o zaman bir parçan delirmiştir. O birlik senin deliliğindir ve bu birlik kanseri ne kadar büyürse sen gerçeklikten o kadar fazla koparsın. Benim için hiçbir şey iyi değildir, hiçbir şey kötü değildir. Doğru çok yıkıcı olabilir, iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış yoktur. Her şey olduğu gibidir, Kınama bölme boşunadır. Ama bu senin için tehlikeli olur. Bu sana çok fazla gelir. Sen yanlış anlarsın. Anlayamazsın. İyi olmadığında, kötü olmadığında sen bunu anlayamazsın ve sen kendi yorumunu yaparsın. İyilik ve kötülük yalnızca yorumdur, gerçeklik değildir. Dışarıda bahçede bir çiçek varsa biri ona güzel diyebilir ve bir başkası çirkin diyebilir. Çiçek ikisi de değildir. Çiçek orada kendi orijinalliği içinde vardır ve senin yorumlarınla ilgilenmez ama senin için ya güzeldir ya değildir. O güzellik ve çirkinlik yorumdur, gerçeklik değildir. Ona güzel ya da çirkin diyen senin zihnindir. Çiçek bundan etkilenmez ama sen etkilenirsin. Onun güzel olduğunu söylersen davranışın tek çeşit olur. Çirkin olduğunu söylersen davranışın değişir. Kendi yorumundan etkilenirsin. Bir hırsızın hikayesini duydum. Dördüncü kez yakalanmış ve yargıç sormuş. Tekrar tekrar yakalandın, sorun ne? Eğer beceremiyorsan neden yapıyorsun? Adam demiş ki, bu bir beceri meselesi değil, ben yalnızım ve çok iş var. Yargıç demiş ki, o zaman neden kendine bir arkadaş, bir ortak bulmuyorsun? Hırsız demiş ki, ahlak o kadar bozuldu ki ortağına güvenemiyorsun hırsız bile başkaları söz konusu olduğunda ahlak terimleriyle düşünüyor. Ahlak o kadar bozuldu ki ortağına güvenemiyorsun. Bu yüzden tüm işi tek başıma yapmak zorunda kalıyorum ve yapılacak çok fazla iş var diyor. Tüm bilenlerin en derin öğretisi budur. Seçecek bir şey yoktur. Her şey kabullenilmektedir. Onu bütünlüğü içinde kabullenebilirsen dönüşmüş olursun.'' Ama sinsiysen ve kendini kandırmak istiyorsan o zaman bu eksiksiz kabullenme tehlikeli olur. Ve sen bölünme yarattığın için ıstırap içinde yaşamak zorundasın. Tüm ikilikleri yaklaştır ve bırak karışsınlar. Bırak iyi ile kötü birbirine karışsın. Karanlık ve aydınlık birbirine karışsın. Yaşam ve ölüm birbirine karışsın. Sonra advaita olur, birlik olur. O birlik özgürlük ve dönüşüm getirir. Tüm meditasyon teknikleri hipnoza benzer. Bu sorun yaratır. İnsanlar hipnoz ile meditasyon arasındaki farkı sorduğu zaman bu sorun yaratır. Fark yoktur. Yol aynıdır ama yön farklıdır. Hipnozda daha fazla uykuya dalarsın. Farkındalığını yitirirsin. Meditasyonda uykudan çıkarsın, farkındalık kazanırsın. Aynı yoldur. Hipnozda kendini koşuluyorsun, meditasyonda koşullanmadan kurtuluyorsun ama süreç aynıdır. Meditasyon hipnozun tersidir. Bu yüzden kendine ne yapmışsan bozman gerekir. O kadar. Çok basit bir deney yapmak açıklayıcı olacaktır. Kendi kendini hipnotize edebilirsin. Odana kapan ve odayı iyice karart. Sonra gözlerinin önüne küçük bir mum koy. Sonra gözlerini kırpmadan aleve bak ve uykuya daldığını, uykuya daldığını düşün. Üzerine derin bir uyku çöküyor Bırak bu düşünce orada, içeride süzülsün. Muma bakmaya devam et ve bırak bu düşünce bir bulut gibi üzerinde asılı dursun. Uykuya dalıyorsun. Uykuya dalıyorsun. Yaparken uykuya dalıyorum, uyku çöküyor, kollarım ve bacaklarım gevşiyor demelisin. Hemen ince bir değişim hissedeceksin ve üç dakika içinde bedeninin ağırlaştığını hissedeceksin. Her an düşebilirsin, Göz kapakların ağırlaşıyor ve artık aleve bakmak güç geliyor. Gözler kapanmak istiyor. Her şey uyuştu. Artık hipnozun bu olduğunu hissedebilirsin. Daha uykulu olmak, farkındalıktan çıkmak, daha bilinçsiz olmak. Nasıl bir his verdiğini hisset. Neler olduğunu, zihninin nasıl bulutlandığını hisset. Berraklık gitti. Canlılık gitti. Ölüleştin. Bedenin daha ağırlaştı. Bu sana bilincinin nasıl bilinçsizleşebildiğini gösterir. Bunu yedi gün için dene ve ne olduğunu, kuyuya nasıl indiğini eksiksiz olarak hisset. Daha, daha fazla karanlık, daha fazla uyku, daha fazla bilinçsizlikle son anda aniden sen orada olmayacaksın ve alev kaybolmuş olacak. Derin uykudasın, mezar hissedebilirsin. Sonra bir hafta sonra diğer deneyi yap. Aynı odada, aynı alevle, aynı bakış tarzıyla ama zihinde farklı bir düşünceyle. Daha uyanık olacağım, daha daha uyanık oluyorum, daha canlı, daha uyanık. Bedenim gittikçe hafifliyor. Bırak bu düşünce orada olsun ve aleve bakmaya devam et. Ani bir yaşam, farkındalık, bilinç dalgasının kabardığını hissedeceksin. 7 gün içinde öyle bir noktaya gelebilirsin. Kendine öylesine uyanık hissedersin ki beden yokmuş gibi hissedersin. Tüm yelpazenin bir kutbunda kendini tamamen unuttuğun derin uyku vardır. Diğer kutupta her şeyin unutulduğu, yalnızca kendini hatırladığın derin farkındalık vardır. Bir de ara aşamalar vardır. Bizim bulunduğumuz aşama tam ortadadır. Yarı uykuda, yarı uyanık. Bu yüzden ne yaparsan yap yarı uykuda, yarı uyanık yapıyorsun. Her iki süreç aynıdır, aynı süreçlerdir. Düşünce yoğun durumda gerçeklik olur. Düşünce yoğunlaşınca bir şey olur. Bir düşünce durmaksızın bilinçle tutulursa seni dönüştürür, bir tohum olur. Bu yüzden eğer daha daha fazla uyanık olmaya çalışıyorsan koşullanmanı bozuyor, diğer yöne gidiyorsundur. Garjif buna kendini hatırlama der. Daima kendini hatırla der. Bu da der ki her ne yapıyorsan kendini unutma. Onu yapanın sen olduğunu durmaksızın kendine hatırlat. Ve öyle titizdir ki keşişlerine şöyle der. Yürürken ve sol ayağın kalkarken sol ayağının kalktığını hatırla. Şimdi ayak iniyor, şimdi sağ ayak kalkıyor, şimdi sağ ayak iniyor. Nefes aldığını, nefes verdiğini hatırla, daima hatırla. Her ne oluyorsa, her oluşu hatırlamak için kullan. Bilinçsiz olarak, uykulu halde hiçbir şey yapma. Ve bu da bunun yeterli olduğunu söyler. 24 saat boyunca bu şekilde çalışırsan önünde sonunda hipnozunu bozarsın farkında uyanık olursun. Hipnoz ve meditasyon tamamen zıt yönlerde aynı süreçtir. Hipnozu kendini uyandırmak için kullanabilirsin, hipnozu derin uykuya dalmak için kullanabilirsin ve hipnoz sanatının ustası olursan hayatın tüm kapılarını açan anahtara sahip olursun. Hipnoz anahtarının efendisi sen olmazsan o zaman çok, pek çok gücün kurbanı olursun. Bunu anlamaya değer. Eğer hipnozun ne olduğunu bilmiyorsan, o zaman kurbansın. Herkes seni hipnotize etmeye çalışmaktadır. Herkes diyorum. Bilerek yapıyor olmayabilirler ama herkes denemektedir. Farklı yolları, yöntemleri vardır. Tüm dünya hipnoz numaralarıyla doludur. Gazetede, televizyonda, radyoda aynı reklam tekrarlar durur. Hipnotize edici bir şey olur. Zihinde en iyi sabun lükstür diye tekrarlarsın. Tekrarlamaya devam edersin. Nereye gidersen git duvarlarda yazılıdır. Filmlerde görürsün. Televizyon reklamlarında görürsün. Radyoda duyarsın. Dergilerde, gazetelerde, her şeyin üzerinde. Lüks tuvalet sabunu. Tekrarlar durur. Hipnotize olursun. Sonra dükkana gidersin ve tezgahın arkasındaki adam sorar. Hangi sabuna ihtiyacın var? Lüks tuvalet sabunu dersin uykudasın. Bilinçsizce söylüyorsun. Kafana çakıldı. Sırf seni hipnotize etmek için reklama yüz milyonlarca rupi harcanır. O reklamların durmaksızın tekrarlanması gerekir. Tekrar gereklidir. O zaman kafana yazılır ve sen bilincinde olmazsın. Sonra aniden ağzından çıkar lüks tuvalet sabunu ve sen seçtiğini düşünürsün. Seçen sen değilsin. Tüm eğitim sistemi hipnoz kullanır. İşte bu yüzden öğretmen için yüksek bir yere ihtiyaç duyulur. Bilimsel olarak ölçülmüş olmalıdır çünkü özel bir nokta vardır. Hitler her yolu kullandı. Seyirci ile arasında ne kadar mesafe olmalı, gözlerde doğru gerilim olsun ve seyirci kolaylıkla hipnotize olsun, uyusun diye ne kadar yükseklik gerekli ve bunları ölçmek için bir uzmanlar komitesi kullanıyordu ve sonra tüm ışıklar söndürülüyordu. Hitlerin ders salonunda yanan tek ışık hitlerin üzerinde oluyordu. Kimse başka kimseyi göremiyordu. Bu yüzden ona bakmaya zorlanıyorlardı. Özel bir durumda belirli bir gerilim yaratılıyordu. Bu gerilim içinde bir sürü bir şey söylüyordu. Senin kafana girmesini istediği şeyleri daha sonra tüm seyirciler uykulu olduğunda söylüyordu. Sonra sözcükler bilinçaltına gidiyor ve işlev göstermeye başlıyordu. Artık filmlerde bilinç dışı reklamları icat ettiler. Bir film izlerken iki sahne arasında bir saniyenin küçük bir kısmı için bir reklam çakıyor, sen okuyamıyorsun, ne olduğunu bile anlamıyorsun. Sen filmi izlerken aniden birkaç saniye için reklam görünüyor ama sen devamlı farkında olmuyorsun. Yalnızca yüz kişi de iki kişi bir şey olduğunu hissedebiliyor Yalnızca çok keskin gözleri olanlar arada bir şey olduğunu hissedebiliyor. İnsanların %98'i hissetmiyor ama bilinçaltı okumuş oluyor, içine giriyor. Bir Amerikan filminde bu konuda bir deney vardı. Ekrana belirli bir soğuk içecek markasını yansıttılar, yeni bir marka. İnsanların yalnızca %2'si reklam olduğunu fark etti. %98'i hiç farkına varmadı ama arada pek çok kişi gidip o içeceği sordu. Çok hızlı geçtiği için reklam olduğunun farkında değillerdi. Hipnoz her yerde. Eğitim kullanıyor onu, politika kullanıyor, pazar kullanıyor, herkes kullanıyor ve eğer farkına varmazsan kurban oluyorsun. Farkında ol. Farkında olursan sen onu kullanabilirsin. Başkalarını hipnotize etmek için değil, kendi üzerindeki hipnozu bozmak için ve eğer hipnozu tamamen bozabilirsen özgür olursun. Özgüleşirsin ve meditasyon ile hipnoz arasında bir çelişki yoktur. Çelişki yönlerdedir. Süreç aynıdır. Maddenin, kemiklerinin, etinin, kanının kozmik öze karıştığını hisset. Basit deneylerle tecrübe et. 7 gün boyunca şu basit deneyi yap. Kanını, kemiklerini, etini, bedenini hüzünle dolu olarak hisset bedeninin her hücresi hüzünlü, çevreni kara gece almış, çok ağır, karamsar, tek bir ışık yok, umut yok, kasvetli, sanki öleceksin. Yaşam içinde zonklamıyor, yalnızca ölümü bekliyorsun. Sanki ölüm yerleşti ya da yerleşiyor. Yedi gün boyunca bedenin her yerine ölümün yerleştiğini düşünerek tefekküre dal. Kemiklerinin derinliklerine, iliklerine işledi bu şekilde düşünmeye devam et, bu ruh halini bozma ve sonra, yedi gün sonra nasıl hissettiğine bak. Ölü bir ağırlık olacaksın, her tür duygu kaybolacak, beden canlıymış gibi hissedilmeyecek. Ne yaptın? Yemek yiyordun, her şeyi yapıyordun, her şey her zamanki gibiydi. Tek değişen hayal gücüydü. Çevrende yeni bir hayal gücü düzeni var. Başarılı olursan başarılı olacaksın. Gerçekte zaten başarılı oluyorsun. Bunu yapıyorsun. Bilmeden bunu yapmakta uzman olmuşsun. İşte bu yüzden hüzünle başla diyorum. Mutlulukla dol desem bu çok zor olur. Sen hayal edemezsin ama hüzünle başlayabilirsen o zaman hüzün başına gelebiliyorsa neden mutluluk gelmesin diye düşünürsün çevrende hüzünlü bir ortam yaratabiliyorsan ve o ortamın içinde ölü bir şey olabiliyorsan o zaman neden çevrende canlı bir ortam yaratmayasın ve canlı dans ediyor olamayasın? Diğeri hayal edilebilir olur. İkinci olarak her ne üzüntüden mustaripsen bunun gerçek olmadığının farkına varırsın. Onun yaratıcısı sensin, yazarı sensin, bilmeden bunu yapıyordun. Hüznünün senin hayal gücün olduğuna inanmak güç gelir. Çünkü o zaman tüm sorumluluk senin omuzlarına yıkılır. O zaman başka hiç kimse sorumlu olmaz. O zaman sorumluluğu Tanrı'ya, kadere, diğerlerine, topluma, karına, kocana atamazsın. Hiçbir yere atamazsın. Yaratıcı sensin ve başına her ne geliyorsa onu sen yaratıyorsun. 7 gün için bilinçli olarak dene ve sonra diyorum ki bir daha hüzünlü olmayacaksın. Çünkü artık anahtarı biliyorsun. Sonra yedi gün boyunca bir mutluluk akışı içinde olmayı dene. Onun içinde süzülerek, her nefesten esriklik alarak hisset. Yedi gün için hüzünle başla, sonra yedi gün için karşıtına git. Ve doğrudan karşıta gittiğinde daha iyi hissedeceksin. Çünkü zıtlık orada olacak. Ancak o zaman bu deneyi yapabilirsin. Çünkü hüzün mutluluktan daha derindir. Hüzün yüzeydedir, mutluluk ortadadır ve bu son nüvedir, en içteki nüve, kozmik öz. Maddenin, kemiklerinin, etinin, kanının kozmik öze karıştığını hisset. Ebedi yaşama, ilahi enerjiye kozmik öze karıştığını. Ama doğrudan başlama, çünkü o zaman dokunamazsın. Hüzünden başla, sonra mutluluğa git ve sonra kaynağa dene hayatın kaynağını, kozmik özü ve onunla dolduğunu hisset. Başlangıçta yalnızca hayal ettiğinin tekrar tekrar farkına varacaksın. Ama durma. Hayal gücü bile iyidir. Değerli bir şeyi hayal etmek bile iyidir. Hayal ediyorsun ve hayal ederek değişiyorsun. Hayal eden sensin. Hayal etmeye devam et ve yavaş yavaş onu hayal ettiğini unutacaksın. O bir gerçeklik olacak her şeyin yalnızca zihin olduğunu anladığında özgür kalırsın. O zaman tutsaklık olmaz, arzu olmaz. Ne zaman hüzün terimleriyle düşünmeye başlasan hüzünlenirsin ve çevrendeki tüm hüzünlü şeylere açık olursun. O zaman herkes senin hüzünlü olmana yardımcı olur. Herkes yardımcı olur. Ne yaparsan yap, tüm dünya sana yardım etmeye hazırdır. Sen hüzünlü olmak istediğinde tüm dünya yardımcı olur işbirliği yapar. Sen alıcı olmuşsundur. Gerçekten de yalnızca hüzünün alındığı belli bir dalga boyuna düşmüşsündür. Bu yüzden biri seni neşelendirmek için gelse bile seni daha da hüzünlendirir. Dost canlısı görünmez, anlayışlı görünmez. Onun sana hakaret ettiğini hissedersin çünkü sen öylesine hüzünlüsündür ve o seni neşelendirmeye çalışmaktadır. O senin hüznünün yüzeysel olduğunu düşünmektedir o seni ciddiye almaktadır ve sen mutlu olmaya hazır olduğunda farklı bir dalga boyunda olursun. Artık bu dünyanın verebileceği tüm mutluluğa ayarlısındır. Artık her yerde çiçekler açmaya başlar. Artık her ses, her gürültü müzik olur. Aslında hiçbir şey olmamıştır. Tüm dünya aynı kalır ama sen farklı olursun. Farklı bir bakışın, farklı bir yaklaşımın, farklı bir bakış açın olur o bakış açısından sana farklı bir dünya gelir. Hüzünle başla ve yedi gün boyunca ilk defa tamamen mutsuz ol. Bu seni tamamen dönüştürecektir. Çünkü bir kez bilinçli olarak mutsuz olabileceğini bilince ne zaman mutsuz olsan bilincinde olursun. O zaman ne yaptığını anlarsın. Bu senin kendi yaptığın bir şey ve eğer kendi zihninle mutsuz olabiliyorsan neden mutlu olamayasın? Hiç fark yoktur düzen aynıdır ve sonra şunu dene. Maddenin, kemiklerinin, etinin, kanının kozmik öze karıştığını hisset. İlahi olan senin içinde akıyormuş gibi hisset. Sen yoksun ama kozmik öz içinde. Tanrı senin içinde. Aç hissettiğinde o aç hissetmekte. O zaman bedene yiyecek vermek tapınma halini alır. Susadığında o susamış oluyor. İçindeki kozmik öz. Uykun geldiğinde onun uykusu geliyor. Dinlenmek, gevşemek istiyor. Sen gençken o da içinde genç. Sen aşık olduğunda o aşık oluyor. Ona karış, onun içine tamamen karış. Ayrım yapma. İyi ya da kötü, her ne oluyorsa ona da oluyor. Sen çekil. Sen artık orada değilsin. Yalnızca o var. Bu yüzden iyi ya da kötü, cennet ya da cehennem, her ne oluyorsa ona oluyor. Tüm sorumluluk onun üzerine atılmış ve sen artık yoksun. Bu tekniğin sana getirebileceği yokluk dinde nihai olandır. Ama ona karışman gerekir. Sen karışmayı bilmiyorsun. Bedeninin gözenekli olduğunu hissetmiyorsun. Bedeninde bir yaşam enerjisi aktığını bilmiyorsun. Kendini katı, ölü, kapalı bir şey olarak düşünüyorsun. Yaşam ancak sen açıksan, kırılgansan kapalı değilsen olabilir. Yaşam içinden geçer ve ne olursa olsun yaşam enerjisine olmaktadır, sana değil. Sen yalnızca bir parçasın ve senin çevrende yarattığın tüm sınırlar sahtedir, gerçek değildir. Tüm varoluş bir örümcek ağdır. Ağa herhangi bir yerden dokunursan bütün titreşir. Varoluşa herhangi bir yerden dokunsan bütün titreşir. O birdir bir çiçeğe dokunursan tüm kozmosa dokunmuş olursun. Komşunun gözlerine bakarsan kozmosa bakmış olursun. Çünkü tüm a birdir. Bütüne dokunmadan herhangi bir parçaya dokunamazsın ve hiçbir parça bütün olmadan var olamaz. Bunu hissetmeye başladığında ego kaybolur. Ego ancak sen belli bir kısmı bütün olarak kabul ettiğinde var olur. Sen parçayı bütün kıldığında ego var olur. Sen doğru oranı, parçanın parça olduğunu, bütünün bütün olduğunu bildiğinde ego kaybolur. Ego yalnızca bir yanlış anlamadır. Ve bu teknik, insanın kozmik olana karıştığını hissetmesi harikadır. Sabahın erken saatlerinden itibaren hayatın uyandığını hissettiğinde, uykunun kaybolduğunu hissettiğinde ilk düşüncen bu karışma olmalıdır. Artık sen değil, ilahi olan açılmaktadır, uykudan çıkmaktadır. Bu yüzden dünyadaki en anlayışlı ırklardan biri olan Hindular ilk nefeslerine Tanrı'nın adıyla başlarlar. Bu artık bir formalite olmuştur ve özü kaybolmuştur. Ama kökü buydu. Sabah uyandığın anda kendini değil ilahi olanı hatırlamalısın. İlk aklına gelen ilahi olan olmalı ve gece uykuya dalarken ilahi olan hatırlanmalıdır. O ilk ve son olmalıdır ve eğer gerçekten sabah ilk, gece son hatırlanan olursa bütün gün ortada seninle olur. Ona karışmış olarak uykuya dalmalısın. Şaşıracaksın çünkü uykunun niteliği farklı olacak. Bu gece uykuya dalarken lütfen sen dalma. Bırak ilahi olan uykuya dalsın. Sen yatağı hazırlarken onu ilahi olan için hazırla. Konuk geliyor. Sen yatakta uyanık yatarken bırak ilahi olan orada olsun, sen değil. Kendine konuk gibi davran ve uykuya dalarken ilahi olan varmış, her nefesle karışıyormuş, kanda akıyormuş, yürekte atıyormuş gibi hisset. Bütün gün çalıştıktan sonra yoruldu ve artık uyumak istiyor. Sabah farklı şekilde uyuduğunu hissedeceksin. Uykunun niteliği kozmik olacak çünkü buluşma kaynakta, derinlerde olacak. Yaşlı bir adam bana geldi ve korktuğu için uyuyamadığını söyledi. Sordum, "Neden korkuyorsun?" dedi ki, "Korkuyorum çünkü gerçekten uyursam ölürüm. Bilinçli uyanık olmam ve ölebilirim çünkü artık yaşlandım ve uykumda ölmek fikrinden hoşlanmıyorum." En azından ne olduğunun farkında uyanık olayım. Uykuya dalmamak için bir şeylere tutunursun ama ilahi olanın orada olduğunu hissettiğin zaman kabullenmiş olursun. O zaman uçurumda ilahidir. O zaman benliğinin kaynağına, derinlere dalarsın ve nitelik farklı olur. Sabah kalktığında ve uykunun gittiğini hissettiğinde ilahinin kalktığını hatırla. Bütün gün farklı olacaktır ve karış. Ne yaparsan yap ya da yapma. Bırak yapan ilahi olsun. Sen yapılmasına izin ver. Ye, uyu, çalış ama bırak ilahi olan yapsın. Ancak o zaman karışırsın. Ancak o zaman onunla bir olursun. Ve bir kez, tek bir an için bile olsa hissedince, tek bir an için bile olsa diyorum. O zirve gelmiştir. Sen yoksun, ilahi olan sana tamamen karışmıştır. Aydınlanmışsındır. O tek anda, o zamansız anda hayatın tüm gizeminin farkına varırsın. O zaman korku olmaz, o zaman ölüm olmaz. Artık hayatın kendisi olmuşsundur. O sürer, sürer. Asla sona ermez, asla başlamaz. O zaman yaşam esrikliktir. Bir adam bana geldi. Sirşana yapıyordu. Saatlerce başının üzerinde duruyordu. Başlangıçta çok iyiymiş ve bütün gün çok gevşemiş, kendisini çok serin hissediyormuş. Ama sonra sorunlar çıkmış ve serinlik kaybolduğunda adam çok rahatsız olmuş. Her yerini sıcak basmış, neredeyse deliriyormuş. Ve başlangıçta Sirşana'nın faydalı olduğunu düşündüğünden, başlangıçta kendisini çok serin, çok kendine hakim, sessiz gevşemiş hissettiğinden daha fazla yapmaya başlamış. Çünkü artık kendisini çok rahatsız hissediyormuş. Daha fazla Sirşana'nın ona faydalı olacağını düşünmüş. Ama asıl sebep Sirşana'ydı. Zihin mekanizması, beyin içinde yalnızca belli miktarda kanın dolaşmasına ihtiyaç duyar. Daha az kan dolaşırsa güçlük çeker. Ve bu herkeste farklıdır. Kişiye bağlıdır. İşte bu yüzden yastık olmadan uyuyamazsın.'' yastık olmadan uyumaya çalışırsan uyuyamazsın ya da daha az uyursun. Çünkü başa daha fazla kan gider. O yastıklar sana yardımcı olur. Başın daha yüksekte olur. Bu yüzden daha az kan akar ve uyku için daha az kana ihtiyaç vardır. Daha fazla kan akarsa o zaman beyin uyanık olur, gevşeyemez. Çok fazla sirşana yaparsan uykunu tamamen kaybedebilirsin. Hiç uyuyamayabilirsin ve tehlikeler vardır. Uykusuz en fazla yedi gün geçirebileceği kaydedilmiştir. Yalnızca yedi gün. Bundan sonra delirirsin. Çünkü beyindeki çok ince dokular kırılır ve kolaylıkla yenilenemezler. Sirşana da başının üzerinde dururken tüm kan aşağı, kafaya doğru akar. Bu yüzden çok zeki olup da sirşana yapan kimseyi görmedim. Bir insan çok fazla sirşana yapıyorsa aptallaşır. Çünkü beyindeki çok ince dokular yok olur. Bunca kan geçerken narin dokular var olamaz. Herkes kendini merkez sanıyor ve tüm dünya için endişelenmesi, tüm dünyayı değiştirmesi, tüm dünyayı dönüştürmesi, bir ütopya yaratması gerekiyor. Yapabileceğin tek şey kendini değiştirmek. Dünyayı değiştiremezsin. Onu değiştirmeye çalışırken daha fazla kötülük yaratabilirsin daha fazla kaos yaratabilirsin. Zarar verebilirsin ve şaşırtabilirsin. Dünya şimdiden çok şaşkın. Sen onu daha da şaşırtabilir, daha da karıştırabilirsin. Lütfen dünyayı kendi haline bırak. Ancak tek bir şey yapabilirsin ve o da içsel sessizliğe, içsel mutluluğa, içsel aydınlığa ulaşmak. Buna ulaşabilirsen dünyaya büyük yardımın dokunmuş olur tek bir cahil noktayı aydınlanmış bir aleve dönüştürerek, bir insanı karanlıktan aydınlığa dönüştürerek dünyanın bir kısmını değiştirmiş olursun. Ve bu değişmiş kısım kendi zincirleme reaksiyonunu yaratır. Bu da ölmedi, İsa ölmedi. Ölemezler çünkü bir zincirleme reaksiyon oldu. Bir lambadan, bir alevden bir başka alev doğdu ve bir ardıl yaratıldı ve onlar yaşamaya devam ediyor.'' Ama senin ışığın yoksa, senin lamban alevsizse kimseye yardım edemezsin. Temel olan senin içsel alevine erişmendir. O zaman başkaları da paylaşabilir, o zaman başkalarının ışıklarını da yakabilirsin. O zaman bir ardışıklık olur, o zaman senin bedenin kaybolabilir ama alevin elden ele geçmeye devam eder. Sonsa dek sürer, Budalar asla ölmez, aydınlanmış kişiler asla ölmez çünkü ışıkları bir zincirleme reaksiyon olur. Ve aydınlanmamış kişiler asla yaşamaz çünkü herhangi bir zincir yaratamazlar, paylaşacak ışıkları yoktur. Başka birinin alevini yakacak alevleri yoktur. Lütfen sen yalnızca kendinle ilgilen. Bencil ol diyorum çünkü özgece olmanın tek yolu budur. Dünyaya yardım etmenin, dünya için bir mutluluk kaynağı olmanın tek yolu budur. Dünya için endişelenme. Bu seni ilgilendirmez. Endişelerin ne kadar büyük olursa, sorumluluklarının o kadar büyük olduğunu düşünürsün ve sorumlulukların ne kadar büyükse, kendini o kadar büyük sanırsın. Değilsin. Yalnızca deliriyorsun. Bu başkalarına yardım etme çılgınlığından kurtul. Yalnızca kendine yardım et yapılabilecek tek şey budur. Ve o zaman pek çok şey olur ama sonuç olarak olurlar. Bir kez sen ışık kaynağı olunca pek çok şey olmaya başlar. Pek çok kişi bunu paylaşır. Onun sayesinde insanlar aydınlanır. Pek çok kişi hayata, daha çok hayata bol bol yaşama erişir. Ama sen bunu düşünme. Bilinçli olarak hiçbir şey yapamazsın. Ancak tek bir şey yapılabilir ve o da şudur. Bilinçli olabilirsin. O zaman ardından her şey gelir. İsa bir yerlerde şöyle demiş: İlk önce Tanrının krallığına gir, ilk önce Tanrının krallığına ara, ardından başka her şey sana eklenir. Ben de aynısını tekrarlıyorum.